başkenti ve doğunun parlayan yıldızı Erzincan'da hizmet etme fırsatını verdikleri için ve bu şerefi bahşettikleri için başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım'a ve tüm bakanlarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Erzincan'da hedefim kentte herkesle uyum içerisinde ortak akılla kentliye, Erzincanlı'ya hizmet etmek. Malumunuz sadece kendi aklını kullanan insan akıllı insan değildir. Başkasının aklından da istifade edebilen insan akıllı insandır. Biz ortak aklı bulmaya gayret edeceğiz. Hedefimiz Erzincanlı'nın huzuru, mutluluğu, esenliği ve refahı olacak. Bu uğurda gece gündüz demeden çalışma, aşk, şevk, azmi ve gayreti içerisindeyiz. Malum başarı tek kişiyle gelebilecek bir şey değil. Ekip işi, birbirine inanan, itimat eden, güvenen bir ekiple başarı elde edilebilir. Bizim anlayışımızda üç tür yönetici var. Birincisi inisiyatif alan, işleri yapan, yaptıran yönetici. İkincisi olup biteni seyreden yönetici. Üçüncüsü de ne olup bittiğinden bile haberi olmayan yönetici. Biz inisiyatif alarak, işleri yapıp yaptırarak çalışma heyecanı ve gayreti içerisinde olacağız. Sadece Erzincan'daki devlet memurlarını yöneten bir başmüdür olmayacağız hiçbir zaman. Eski Türkiye'de önemli bir misyon olarak şu söylenirdi, işte millete örnek olacaksınız denirdi. Biz milletin irfanı ve ferasetiyle gördüğü birçok umurdan süzülerek gelen yol göstericiliğini kendimize örnek alacağız. Vatandaşlarımızı gördüğümüz zaman yetkilerimiz değil, görevlerimiz ve vatandaşlarımıza karşı olan vazifelerimiz aklımıza gelecek. Üstad Cemil Meriç'in dediği gibi makamın mahkumu değil, hakimi olun prensibiyle inşallah hep birlikte hareket edeceğiz. Bunun yanında paralel devlet yapılanması başta olmak üzere her türlü terör örgütüyle kararlılıkla mücadele edeceğiz. Rabbim inşallah bizi muvaffak kılar. Bundan sonra çok konuşurken değil, çalışırken görüşeceğiz inşallah.